Hoş geldin kızım, tam zamanında geldin. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, minik faremiz mezuniyet gecesinde kül kedisine değil, prensese dönüşsünce uğraşıyoruz burada. Gel de bir prova yapalım. Prova falan yok anne, hiçbir yere gitmiyorum. Ben adamdayım, babama mektup yazacağım. Çık bir bak bakalım ne olmuş. Gelebilir miyim? Olur. Gel istersen birlikte yazalım. Tamam, yazarız. Ama önce sen anlat bakalım. Niye gitmiyorsun şimdi sen geceye? Ya Alp herkesin içinde bana seni seviyorum dedi abla. Anne! Şükran Hanım, Şükran Hanım. Neler yaptınız bize? Bak hiç şebeklik yapma Efe, heyheylerim tepemde. Aa, ne oluyor ya, babandan sonra sen de mi başladın? Bilseydim bir torba çaydı sana alırdım ya. Bu sefer de abin çekti gitti. Babanla münakaşa ettiler. Aldığın çaydan 3 bardak içti ama anlayacaksın o da pek bir işe yaramadı yani. Hayda, babama bak önüne gelen deviriyor ya. Neymiş mevzu, ne oldu? Ama ne olabilir sence? Bir kız yüzünden gül gibi mesleğinden oldun diyor. Ha, o mevzu. Yani vallahi şiar falan gitti, iyi hoş oldu da o kız konusunda ben de söyledim yani yanlış yapıyorsun dedim ama anlamıyor anne çocuk. Bana bak Efe. Bu olup bitenlerle ilgili şimdiye kadar hiç sesimi çıkarmadım ama benim de sabrım bir sınırı var ona göre. Oh, ne oluyor ya? Bak, ben bu kızı çok beğendim. Hele bir hoca olarak senin üzerinde emeği çok fazla. Bak bugün bile geldi, sınavı nasıl geçti diye sordu etti. Allah Allah, çok mu merak etmiş? Evet efendim, çok merak etmiş. Başka bir şey söylemedi mi peki? Hayır, söylemedim. Abin de vardı, o da bizimle oturdu biraz, sonra çekti gitti. Biz de oturduk baş başa kadın kadına sohbet ettik. Hah, bravo. Sen şimdi onu abime de istemişsindir. Gerekirse isterim Efe. Eğer abin bu kızı seviyorsa, ben de bu kızı gelinim olarak görmek istiyorum, anladın mı beni? Anlamadım, anlamıyorum, anlamayacağım da. Bak, baban söyleyince gücüne gidiyor ama haklı. Bak, daha üniversitem var. Askerliğin var. Elinde bir mesleğin yok. Tutturmuş kaç yaşında insanı seviyorum da seviyorum diyorsun. Ya siz niye beni anlamıyorsunuz ya? Sevemez miyim ya? Sevemez miyim? Hayır efendim, sevemezsin. Hem sevgi değil ki seninki. Gençlik işte, delilik. Ben de buna göz göre göre onay veremem. Ama abinle o başka. Onlar istesinler, yarın düğünlerini yapar. Tabii tabii. Çok güzel anneciğim, yaparsın. Belki bir gelin kazanırsın ama bir yolunu da kaybedersin anne. Nereye? Dışarı. Yani çekilsene önümden. Sıkıldım artık sizden, anlıyor musun beni? Sıkıldım. Bir kere çoğul konuşmayalım, tamam mı? Tekil konuşalım. Çünkü senin abimle bir derdin yok. Bütün derdin benimle, öyle değil mi? Senden de sıkıldım. Babandan da sıkıldım. O abin olacak koca kafalıdan da sıkıldım. Ha, koca kafalı olduğunu kabul ediyorsun yani. Sen bu evden çıkıp gitmek mi istiyorsun yine? Ya anne. Tamam. Gidiyorsun ama abin olacak o yarım akıllıyı almadan da bu eve gelmiyorsun. Eğer bu akşam ikinizi sarmaş dolaş barışmış olarak yataklarınızda görmezsem yarın siz de beni bu evde göremeyeceksiniz, haberiniz olsun. Ya. Yani şimdi Alp seni seviyor ama sen onu sevmiyorsun. Doğru anlamışım değil mi? Yani kaç gündür tanıdığım çocuğu sevgili gibi nasıl sevebilirim ki? E tabii ne kadar tanırsan tanı. Zaten aynı anda iki kişiyi sevemezsin ki. O da doğru değil mi? Deniz'i kastediyorsan o iş bitti artık. Ona da söyledim. Mine ile gitsinler işte, mutlu olsunlar. Ay salaksın Aslı'cığım sen ya. Vallahi salak. Ne yaptın ettin? Deniz tam seni kıskanmaya başladı derken gittin Mine'nin kucağına kendi ellerine çocuğu teslim ettin ya. Ne yapabilirdim abla? Yazdığın o mektubu verebilirdin canım. Ya ne değiştirdi ki? Çok şey. Yani... Bana tam diyordum ki böyle...
aranız düzeldi. Sınava manava beraber gittiniz. Birbirinize falan açılmaya başladınız. Ama nerede? Bu ne kızım ya? Kim yazmış bu mektubu? Ya bu benim Deniz'e aşık bir kız var ya Aslı. Salak işte o yazmış. Sende ne işi var bunun? Ya uzun hikaye Gamze. Yani aslında kız mektubun bende olduğunu bilmiyor. Yani daha doğrusu iyi niyetimi göstermek için mektubu kıza geri verdim. Ama scan ettirdiğimden haberi yok. Yani ne yaptın ettin? Sonunda mezuniyete kadar peşinden getirdin çocuğu. Dayanılmaz caziben varsa ben ne yapabilirim? Hem bugüne kadar hiç reddedilmedim. Mert hariç diyelim ha. Kendi kaybetti. Vallahi bence de öyle. Birkaç gündür seni soruyor bana. O hatun var ya bütün kredi kartlarını batırmış. Bir sürü dert yandı. Pişman galiba. Ya anlamıyorsun abla ya. O kızı bugün görseydin öyle süslenmiş püslenmiş. Herkesin gözü ondaydı. Onun yanındayken bana bakmıyorlar bile. Ya ben artık mücadele etmekten çok yoruldum abla. Böyle paspal paspal gezersen bakmaz tabii kimse sana Sersem. Ya yıllardır söylüyorum sana azıcık kendine güven, azıcık dikkat et diye. Ama yok. Ne yani mini gibi öyle bir o yana bir bu yana popomu sallayarak mı gezeyim ne yapayım? Böyle paytak paytak yürüyorsun da bir şey oluyor sanki. Nasıl paytak paytak? Ben öyle mi yürüyorum? Aynen öyle. Ay sen kendinin farkında da değilsin. Ya o doğuştan öyle işte. Ayaklarım öyle basıyor ne yapayım öyle yürüyorum. Hadi ayakların öyle diyelim. Şu kamburun ne olacak? Yok artık ne kamburu? Ya dik dur biraz dik. Ben sana söylüyorum erkek gibi yürüyorsun. Bak şimdi. Gel. Al şunu. Gel. Ne oluyor abla ya? Ya bak şimdi. Kitaptan dümdüz burada duracak. Karşıya bak. Ya hani eski çok komik ya. Eski Türk Perihan Savaş'ın filmiydi galiba. Hani şey köylü kadın şehirli kadın olmaya çalışıyorlardı ya. Bak oradaki git bak. Ya abla inanmıyorum sana. Çok komiksin. Ya aslında komik komik değil. Ya bak o mezuniyete gidilecek. Gidene kadar her gün burada bu çalışılacak tamam mı? Yürü şimdi. Ben dünyanın en güzel karısıyam. Hayır gülmeden. Koy çabuk söyle. Hadi çabuk. Ya abla çok komik oluyor ama. Hadi. Ciddi. İpek tamam. Tamam. Yukarıda. Tamam. Tamam. Yok tamam. Ben dünyanın en güzel karısıyam. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.